kanunda kişisel verilerin aktarılmasının da esasları belirlenmiştir. Ve bu esaslar kişisel verilerin işlenme şartlarıyla benzerlik göstermektedir. Yine kişisel veriler ana kural olarak ilgilinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Ancak daha önce belirttiğimiz istisnaların bulunması kaydıyla kişisel veriler bakımından saydığımız o kısıtlı istisnaların özentelikli kişisel veriler bakımından ise kanunun ilgili maddesinde yer alan yine daha önce belirttiğimiz istisnaların bulunması halinde ilgili kişisel verilerin açık rıza aranmaksızın aktarılması da mümkündür. Kanunda yurt dışına veri aktarılması da ayrı bir başlık altında düzenlenmiştir. Burada da ana kural ilgili kişinin açık rıza olmaksızın kişisel verilerin yurt dışına aktarılamayacağı yönündedir. Ancak kişisel verilerin işleme şartlarının yani açık rıza dışındaki işleme şartlarının bulunması durumunda özentelikli kişisel veriler bakımından ise yine açık rıza dışındaki işleme şartlarının bulunması durumunda veri aktarımı yapılacak olan yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması halinde açık rıza aranmaksızın ilgili kişisel verilerin yurt dışına aktarılması mümkündür. Yeterli ülkeler kurul tarafından, yeterli korumanın bulunduğu ülkeler kurul tarafından açıklanarak ilan edilmektedir. Ancak şu zamana kadar herhangi bir şekilde yeterli korumanın bulunduğu ülkeler açıklanmış değildir. Dolayısıyla bu durumda ikinci bir seçenek yine açık rıza haricindeki işleme şartlarının bulunması halinde ve ilgili yabancı ülkede yeterli korumanın bulunmaması durumunda ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusunun ve Türkiye'deki veri aktarımını yapacak veri sorumlusunun yeterli korumayı taahhüt etmesi ve bu taahhütnamelerin de kurul tarafından onaylanması halinde ancak açık rıza aranmaksızın yurt dışına aktarım mümkün hale gelecektir.